Türkiye'nin Rusya'yı hedef alan batı yaptırımlarına katılmaması, Amerikan yetkililerin Türkiye karşıtı açıklamalarının yoğunlaşmasına neden oldu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez, Türkiye'nin gerçek bir NATO üyesi gibi hareket etmediğini söyledi. Yunan Katimerini gazetesine konuşan Demokrat Senatör, Türkiye'nin önce Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan iddialarını kabullenmesi gerektiğini savundu. Menendez, Türkiye'yi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işgalci olmakla suçladı. Türkiye gerçek bir NATO üyesi gibi hareket etmek istiyorsa Yunanistan'ın egemenlik haklarını, kara ve hava sahasını ihlal etmemelidir. Kıbrıs'ın kuzeyindeki işgaline de son vermelidir. Ayrıca komşularının münhasır ekonomik bölgelerine de saygı göstermelidir. ABD Başkanı Joe Biden'ın partisinden senatör olan Menendez, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmayacağını söyledi. ABD'de silah satışında yetkili tek merci Kongre'dir. S-400 füzeleri konusunda çok büyük bir değişiklik olmazsa ya da bu füzelerin yurt dışına gönderileceği belirtisi görülmezse Türkiye'ye F-16 uçakları satılacağına inanmıyorum. ABD'nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Pyatt da Geçen hafta Türkiye-Yunanistan geriliminde ABD'nin Atina'yı destekleyeceğini açıklamıştı.